çok sevgili Kuşadalı kardeşlerim, Kuşadalı kardeşlerim, hepinizi sımsıcak sevgiyle kucaklıyorum. Çok güzelsiniz, böyle çok sevimli bir topluluk görüyorum burada. Ne kadar güzel, sanki biz yüze gibiyiz. Değil mi böyle hani, başkanımıza çok teşekkür etmiştim. Duymadıysa bir kere daha teşekkür ediyorum. Çok genç başkanımız, başarılar diliyorum. Sevgili Reşil'le de dün akşam çok güzel sohbetlerimiz oldu. Ve ben Kuşadası'na çok ısındım. Küçük bir çocukken çok sevgiye ihtiyacım vardı. Sırtımı okşayan şefkatli bir ele ihtiyacım vardı. Sevgi benim için çok anlamlıydı diyorsun. Çocukluk hepimizin ana vatanıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Senden bu çocukluktaki bu sevgi arayışını ve şimdi Türkiye'nin en çok sevilen insanlarından biri olmaya uzanan sevgiyle ilgili cümlelerini almak istiyorum. Hayatta sevgi, sevmek çok güzel bir duygu. Zaten sevgiyle hayatta güzelleşmeyecek hiçbir şey yok. İşinizi sevgiyle yaparsanız başarılı olursunuz. Sevgi gösterirsiniz yakınlarınıza, dostlarınıza, o sevgi büyür. Ve sevgi insana mutluluk katar, dünyayı güzelleştirir. Sevgi, benim şöyle bir şeyim oldu, hüzünlü hayatımın bir bölümü. Çocukken sadece annem başımı okşuyordu, biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım. Yalnız bir aileydik. Dedem vardı, dedemlerin yanında kalıyordum. Dedem de, dedem anneanne, onlar böyle mutasip bir şey, hani böyle dedeler pek sevmezler ya, böyle sevgi göstermezler, böyle eskiden daha mutasip ailelerde sevgilerini göstermezler. Yani bir yerde böyle yalnız büyümüş bir çocuk oldum, yani tam sevgiye doyamadım. Ondan sonra Allah dedi ki sana öyle bir şey vereceğim ki, öyle güzel bir şey olacak ki senin hayatında. Sen çok seveceksin ve seni süpe sevecekler. Ve şu an zannediyorum ki beni seviyorsunuz değil mi? Aslında... Ceketli hanımefendi, öpüyorum sizi. Ben de. Çok güzel, çok güzel. Şimdi hayatım hep aşk, hayatımın büyük bir bölümü hep aşk, çoğu genellikle aşk filmleri çevirerek geçti. Ama şöyle bir şey var, enteresan bir şey, ben kameraya da aşığım gerçekten. Yani o kadar özledim ki o kamerayı, o da ayrı bir içimde bir yaradır. Ve şimdi kameranın önünde dünyanın en büyük aşkını yaşıyorsunuz, düşünebiliyor musunuz? Aşkı hissetmeniz lazım ki bir buranızdan hissedeceksiniz ki gözünüzden belli olacak. Ben katiyen böyle profesyonel oyunculuğu beceremiyorum. Yani zaten bir de oyunculuk dersi almadığım için ben tamamen içgüdülerimle, zaten ilk filmimde de içgüdülerimle oynadım. Yani o an o acıyı ben hissetmezsem, mesela profesyonel böyle durup bakıyorlar, ağlıyorlar. Ben hayatta yapamam. Yine benim içimden bir şey kopacak, böyle burnum sızlayacak, gözüm dolacak bilmem. Böyle, benim oyunculuğum böyle. Yani benim teknik, yani profesyonel bir oyunculuk yapamadım ben maalesef. Onun için ben yönetmen, kamera dediği zaman, kamerayla stop demesinin arasında bir zaman geçiyor. Oradaki o ara içinde ben o karşımdaki adama sırtıkla aşık. Asya İlyas'a aşık oluyor. O arada Asya İlyas'a aşık oluyor. Ondan sonra stopla birlikte... Birdenbire Kadir İnanır'a dönüşüyor. Stopla birlikte dünya yıkılıyor. Böyle
Ondan sonra böyle 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 aşk, bölüp bölüşüp kamera önünde aşk yaşamış oluyoruz. Bircan Hanım dedi ki, bizi başkanımız Gündal'a davet ederse kostüm sergimize beraber geliriz. Ben de diyorum ki, Türkan Hanım burada kalsın, siz ona ait ne varsa alın gelin. Evet, iyi ki geldiniz. Sizin ilk yakından tanıma fırsatımız oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz de Kuşadası'nı unutmamanız için birkaç hatıra da biz verelim. Evet. Süper. Beraber çektik. Beraber.